Persler Büyük Kiros'un önderliğinde İran'dan Avrupa'ya, Mısır'a hatta Hindistan'a kadar uzanan dünyanın ilk gerçek imparatorluğunu inşa etti. Kiros, M.Ö. 559'da tahta çıktıktan sonra Pers topraklarında dünyanın ilk gerçek imparatorluğu olma yolunda büyük bir atılım gerçekleşti. Daha önceleri Asurlar gibi diğer toplumlar Mezopotamya'nın uçsuz bucaksız topraklarına hüküm sürmüşse de hiçbiri toprakları Avrupa'dan İndus nehrine uzanan Persler kadar geniş bir coğrafi alana hakim olamadı. İmparatorluğunu genişletirken hoşgörüyü esas alması, Pers hakimiyetine giren yerel halkların dillerini, geleneklerini ve dinlerini korumasına imkan sunarken, Pers kültürünün de tam anlamıyla küresel bir alışverişin faydalanmasını sağladı. Kiros'un çok sayıda din ve dilden oluşan bir imparatorluk kimliği yaratması modern dünyaya ilham kaynağı oldu. Yunan tarihçi Xenophon'a göre Kiros ondan önceki tüm hükümdarları gölgede bırakmıştı. İkinci Kiros M.Ö. 559'da hükümdarlık tacını giydiğinde günümüz İran'ın güneyinde yaşayan Pers halkının bir nevi kabile reisi olmaktan öte değildi. Akhamenedyon hanedanının son hükümdarı olan Kiros o zaman çok daha güçlü bir konumda bulunan kuzeydeki Med İmparatorluğuna tabi bir devleti miras almıştı. M.Ö. 512'de Medler kendilerine Mezopotamya boyunca uzanan toprakların kontrolünü getirerek Asur başkenti Ninova'yı ele geçirdi. Zirvesinde olan Med kralı Astyages daha sonra M.Ö. 580'lerde kızı Mandene'yi Pers kralı 2. Kambises ile evlendirmek istedi. Bu evlilikten doğan oğulları 2. Kiros yalnızca Medleri dize getirmekle kalmayacak, aynı zamanda dünyanın ilk gerçek imparatorluğunu da kuracaktı. Yunan tarihçi Herodot'un Kiros'un doğumuyla ilgili anlattığı meşhur hikaye tıpkı Eupitos gibi kralın oğlu tarafından tahtından indirileceğine dair kehaneti oğlunu öldürerek tersine çevirmeye çalıştığı Yunan mitlerinden esinleniyordu. Hikayeye göre Med kralı Astyages bir gün rüyasındaki Mandene'yi görmüş, kızı o kadar çok işemişti ki tüm Asya kıtasını sel götürmüştü. Pers İmparatoru Büyük Kiros kimdi? Bu tuhaf rüyadan çokça etkilenen kral kahinlerine danıştı. Kahinlerse rüyayı kızından olacak torununun Med topraklarını fethedeceğini bir alameti olarak yorumladı. Bu kehaneti tersine çevirmek isteyen Astyages kızını Pers kralıyla evlendirmeye karar verdi. Böylelikle ondan doğacak çocuk Med tahtını ele geçiremeyecekti. Astyages daha sonra rüyasında kızının rahminden dökülen şarabın tüm Asya'ya yayıldığını gördü. İyice huzursuzlaşan kral kızını gözetiminden ayırmadı. Efsane Kiros'un doğumundan sonra da devam etti. Astyages komutanı Harpous'u bebeği öldürmesini emretti. Ancak Harpous emri bizzat yerine getirmek yerine bebeği dağda bir yerlere bırakması için çobanının birine verdi. Çobansa daha yeni ölü doğum yapan karısının acısını dindirebilmek için çocuğu eve getirdi. Ölü doğan kendi çocuklarını da dağa bırakarak bebeği evlat edindi. Efsanevi Pers kahramanı Rüstem'in ardından isimlendirilen ve Persepolis yakınlarında yer alan kaya mezarı Nakşi Rüstem 1. Darius'un mezarı daha sonraki Pers kralları ile birlikte burada yer almaktadır. Mezarların Pers İmparatorluğu'nun kuruluşundan 200 yıl sonra Büyük İskender'in birlikleri tarafından yağmalandığına inanılmakta. Herodot'un hikayesinin içinde birçok mitik unsur barındırdığı aşikar. Ancak çoğu efsane gibi bu hikayede de tam doğruluk payı var. Kiros gerçekten de M.Ö. 550'de Med topraklarını fethederek güçlü büyük babası Astyages'i tahtından etmişti. Astyages'in adı tıpkı hikayedeki gibi Harpagus'un komutanı krala ihanet ederek Kiros tarafından geçmiş, böylelikle Pers kralının Med başkenti Ekbatan'ı ele geçirmesi daha da kolaylaşmıştı. Herodot'un anlattığına göre o andan itibaren Persler ve Medler yakın zamanda Büyük Kiros olarak adlandırılacak olan 2. Kiros'un önderliğinde bir araya geldi. Ekteban'da kazandığı zaferle tecrübe edinen Kiros bu kez dikkatini Lidya'ya çevirdi. Hırslı bir kral için son derece cezbedici olan Lidya çokça bilinen ticaret merkeziydi. Lidyalılar bugün hala kullandığımız madeni para sistemini de mucidiydi. M.Ö. 547'de Lidya kralı Krisos, Med topraklarına akınlar düzenlemiş, böylelikle Kiros'un eline saldırı için mükemmel bir gerekçe vermişti.
Babil kroniklerine göre Kiros Dicle Nehri'nin geçmiş ve daha sonra 1. Darius tarafından Sardes'i Pers İmparatorluğu boyunca kilit kentlere bağlamak için inşa edilen kraliyet yolu boyunca Lidya başkentine doğru yürümüş. Kiros bugün Afganistan sınırları içerisinde kalan toprakları fethetmek için Ceyhun Nehri'ni geçti. 1860'larda nehrin yakınlarındaki yukarıdaki Griffon başlı kolluğun daha dahil olduğu çok sayıda Pers altını bulundu. Lidyalılarla ilk çatışma günümüzde Yozgat'ta yer alan Pretia'da gerçekleşti. Çatışmanın ardından Kreisos birliklerini kışlalara geri çevirerek müttefik olan Spartalıları, Mısırlıları, Babilleri yardıma çağırdı. Öte yandan Kiros risk alarak Kreisos üzerine ani bir saldırı düzenledi. Persler komutan Harpakus'un da önderliğinde muhteşem bir zafere adım atarak Sardes'i hazinelerini Pers İmparatorluğu'na kattı. Zaferden kısa bir süre sonra Anadolu'nun batı kıyısında yer alan İyon kentleri üzerine de kontrol sağladı. İlerleyen yıllarda Kiros kendini imparatorluğun doğu sınırını genişletmeye adadı. Bu topraklara hakim olmak, kervan yollarına hakim olmak demekti. Kiros bu niyetle çıktığı seferle topraklarını günümüzde Afganistan sınırları içerisinde yalan, Bakteriya'dan oradan Semerkant olarak bilinen Makedonya'ya kadar genişletti.